Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün, hüzün tünellerinde soldum, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın ha bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Lütfen burası hep beraber seni versinler ellere. Beni kursunlar sana sevda. Zavallı yüreğimde tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz seninle sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Bu kadar.
bahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Ay damlansın diye şu kirli yüzle biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzle biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi edip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip de gitme. Vallahi. Bir veteri var, Bülent Serttaş, Özlem Yıldız yarışma. Ay onu hatırlıyorum. Aa, çok gülüyorduk ya. Ay bir izleyelim. Döndür şansını. Gol geliyor. Bülent abi yapabilirsin. Sen sportmen adamsın. Şimdiden Özlem Hanım'ı geçtiniz çünkü o bir golü bile yoktu. At! Müthiş! Bir tur daha atabilirsiniz. Evet, gel. Aklında yanlış kalmadı. Ümit karar veriyor. Kabul. Koş. 20 saniye. Koş. Gibisin. Koş. Sözüm cezim. Ama yapmayın abi ya. Evet ya. Ya su getir ya. Sağ atacağım. 100 puan alıyor. 100 puanı Arif'e koyuyor. Futboldan soğudum ya. Niye gülüyorsun? Abi ben niye rezil olayım? Sen sağını sonunu bilmiyorsan benim ne suçuma ya? Allah aşkına ne sağına solumla açı. Gel buraya. Vurma ya, vurma. Futboldan soğudum. Vallahi futboldan soğudum ya. Bu ne la? Şiddet eğilimi var. Evet, ekip arkadaşlarının sevgi dolu... birbirlerine göstermiş oldukları sevgiye şahit olduk az önce. En son Bülent Serttaş elinin uç kısmıyla hafifçe Özlem Yıldız'ın kaskına akşetti ve bu ne la diye durumu gerçekten çok uzun sürebilecek lakırtıların ardından özetlemiş oldu. Çabuk. Son 10 saniye hemen gelmen lazım. Gel. Fanatiği oldu.
yaptığım bir yarışmaydı. Özlem niye bitti? Ya Seda abla, ben hayatımda bu kadar yıldır televizyonda program yapıyorum. En eğlendiğim, her bölümde gözümden yaş geldi. Yani iş gibi değil, o kadar eğleniyorduk. Luna Park'a gitmiş gibiydik ya. Ben hayatım bu kadar güldüğüm ve eğlendiğim bir iş yapmadım. Ben hiç. Sakatlanınca bitti program. Vallahi. Ama her gün yan çapraz koptu. Omuzda hafif bir çatlak vardı, bir de parmağım kırıldı. Bir düşmemde tabii. Biz kendimizi aralıyorduk. Bir ara Özlem, sana baktım gene buradan bağırdım. Çünkü o yazın dedim çekilmişti. Gene görünmüyorsun, simsiyah yanmış, görünmüyor. O yazın Temmuz'da çekiliyordu. yoksa sen bembeyaz gezersin. Normalde yazda hiç yanmam aslında. Hayır, bu değil, bu attığım goller. Bu değil goller. Ama yani... İnan i̇şte paletle falan vardı ya. Bir de o çemberde dönüşüm var. Paletle. Ulen diye. Bak burada mı gittin? Yok. Bu pozisyonda burada, ama düştüm. Burada benim kafama ilk toptan futbol topu çarptı. Ben bayılmışım, hatırlıyor musun? Bayıldım. Olmayan şeye top çarpardan nerede bayılırsın sen? Kafan mı var sende? Yürü. Sen de kafan mı var? Var mı yeni bir teklif? Bayıldım. Televizyon falan sen? Evet, şu anda iki televizyon tane... yüzüsün çünkü. Ben, evet, iyi bir figür. Yani bayağı bir oldu. Soruyorlar da zaten. İnşallah yakın zamanda güzel müjdeli haberler vereceğim. Yap evet, tabii ya. Evet. Güzel işler değil olacak mi? Olmalısın. İnşallah. Sen evet. Televizyonda mutlaka olmalısın. İnşallah. Bakalım hayırlı. Şu bir şey söyleyeceğim. Ben demin ağladım ya. Ben niye ağladım? İnsanlar merak edebilir. Benim gözyaşlarım kıymetlidir. Ben şu sevinç gözyaşlarını kimin için döktüm? İstirham ediyorum. Bir daha izleyelim. İzleyelim. Tabii. İzleyelim. Süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu? Değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de. Böyle sevinç gözyaşlarımız çok. Olsun değil mi? Amin inşallah. Çok, şimdi inşallah. Pınar Hanım da çok mutludur. Eşi de çok mutludur şu tabii, anda. Tabii. Ama bakın Tarkan yine tek başına çekmiş bu videoyu. Bu da hı-hı. O ailesine verdiği saygı, önem onu çok güzel koruyor bence. Tarkan doğru. Starlığıyla ailesinin arasında çok güzel bir çizgi var değil mi Bilal abi? Çok doğru söylüyorsun. Tarkan her zaman ailesine karşı bir koruyucu olmuştur. Zaten öyle annesini, diğer şeyini, aile fertlerine karşı. Ve burada Tarkan adına sevindirici olan bir de şu nokta var. Hep başkalarının çocuklarını kucağına aldı bugüne kadar. Hayranının, işte böyle yakın arkadaşlarının falan. Evet. Şimdi işte kendi evladını kucağına alacak. Bir de doğacak çocuk Tarkan'ın çocuğu olmayacak. Türkiye'nin çocuğu olacak. Evet, herkes bir de çocuğu, öyle. Şu anda tabii, sosyal medyada tabii, herkes kendi tabii, çocuğu olacakmış sadece, gibi sevinmiş tabii, durumda. Sadece, İnanılmaz bir mesajlar yani. Sadece Tarkan'ın çocuğu değil, Türkiye dualarla artık gelecek evet. O. Bundan sonra inşallah herkesin haberi oldu. Herkes dualar yer edecek. Yer gök dua. Tabii yer gök dua. Büyük bir sevgi halisinin içinde doğacak çocuk. O anlamda da çok şanslı bir çocuk olacak. Düşünsenize o hastane odasını, o doğum gününü ya, düşünsenize. Olacak? Yarım neler saatte olacak? 200 bin kişi beğendi Tarkan'ın videosunu. Sadece yarım saatte 200 bin kişi. Ama bu evet. Arada Tarkan'ın bütün fanları ve sevenleri herkes aynı anda videoyu repost yaptı. Onlar evet. Da düşünün. Zaten biz de haberi verdik. Artık şu anda herkes duydu. Şu an geçmiştir. Evet. Herkes çok mutlu durumda. Doğru söylüyorsun. Kaç ay demiştik? 3-4 ay demiştik. 3-4 ay demiştik. 3 aylık olabilir. 3 aylık olabilir. Evet, 3 aylık olabilir. 3 aylık olduğu söyleniyor. Demek ki Temmuz ayında dünyaya gelecek. Yaz bebeği olacak. Ama anne için biraz zor tabii. Haziran, Temmuz sıcaklarında 8-9 aylık hamile olmak. Fakat Tarkan öyle bir ev erkeği ki o kadıncağıza hiçbir şey hissettirmen, ne yorgunluk ne bir şey. Biliyor musunuz misafir aslan geldiği hocam. Zaman evet Tarkan da mutfağa giriyor. Ben bunu bir magazinci olarak yıllardır takip ettiğim için biliyorum. Tarkan da mutfağa giriyor ve sevdiği dostları geldiği zaman servise o da iştirak ediyor. Yardımcı hanımla beraber. Çok Tarkan mütevazı bir hayatı var. Öyle. Yani eşinin ayağını sıcak suya ne denir sen daha iyi bilirsin. Eline sıcak suya sokmayacak. Evet, aslan sokmayacak. Olacak galiba. Ünlülerden Tarkan'a mesajlar yağıyor sosyal medyadan. Ünlülerden de inanılmaz böyle. Ağustos onunla mu? Mutlu olanlar.
Bülent Serttaş, Ağustos aslan olacak dedi. Evet. 30 Ağustos'ta doğurdum ben olacağını, Başak Burcu. Ben de Başak. 27 Ağustos Başak. Galiba 20'ye kadar aslan. Evet, 20'ye kadar Ağustos aslan. 20'ye kadar. 23 Temmuz ben en son yengeç çıkışı aslanım. 23 Temmuz aslan. Evet. Ya aslan olacak ya Başak olacak Başak. Çocuk. İkisi de güzel burç. İkisi de güzel burç. Bilal abi bunu ikisi de iyi burç. Ben oğlumdan...